Hoş geldiniz. Önce teşekkür ediyorum. Aday sürecinden başlayabilir miyiz? Adaylık sürecinin yukarıda nasıl gelişti? Tabii ki böyle bir karşılamayla hep beraber olmaktan son derece memnun ve mutluluk duyuyorum. Tüm camiaya, ailemize teşekkürler ediyorum. Nasıl gelişti derseniz, zaten biz siyasetin içindeydik. Bizim bu sevdamız, bu davranışımız, gayretimiz bugünkü bir adaylık süreciyle başlamadı. Uzun yıllar Bursa'da Milliyetçi Hareket Partimizin iki dönem il başkanlığı yaptı. Bir dönem adaylık sürecini beraber yaşadık. Daha önceden il yönetiminde, yani Bursa'nın uzun yıllarında Milliyetçi Hareket Partisi bir mensubu olarak şehrimize hizmet verebilmenin gayreti için olduk. Bugün de teşkilatım Nilüfer'den aday olmamız gerektiği istişareyi yapınca da seve seve kabul ettim. Çünkü uzun yıllardır ben de Nilüfer'de oturuyorum. Hem de Nilüfer'in neresine derseniz ta merkezinde böyle göbeğine derler ya, hani o böyle eskiden beş evler diye hitap edilirdi. Beş tane evin olduğu, köy minibüslerinin kalkıp gittiği, şu andaki Yıldırım Caddesi diye hitap eden yerde 20 yıldır da Nilüfer bölgesinde, son 7-8 yıldır da yine Nilüfer bölgesi olmak kaydıyla aynı evde beş evden tam merkezinde oturuyorum. Şimdi hal böyle olunca bir de Nilüfer'in sürekli güzel bir laf vardı, doğduğum, doyduğum yer, bir de her sabah uyandığım bir yer yani. Dolayısıyla Nilüfer'e niye aday oldunuz derseniz, tabii ki bir sevdamız diyeceğiz. Hatta bazen böyle siyasilerimiz çok sempatik laflar kullanabiliyorlar ama ister diyelim ki Nilüfer'e gönül koyduk, ister diyelim ki Bursa ve Nilüfer bizim sevdamız diyelim. Ama özünde şu var ki biz bunca birikimimizi, bunca donanımımızı, bunca projelerimizi, şimdi tek tek anlatmaya hiç gerek yok, tamamıyla Nilüfer aşkına hizmete gelmek için gayret ediyoruz. Ve değerli seçmenlerimizden de şunu istirham ediyorum. Biraz hızlı giriyorum belki ama her seçim dönemi bir başlangıçtır, bir de seçim döneminin sonu vardır. Başlangıç ile sonuç arasındaki fark da başarı ve başarısızlığı. Bunu değerli Nilüferli vatandaşlarımız, muhterem arkadaşlarımız, gönüldaşlarımız, çocuklarımız, gençlerimiz, büyüklerimiz, küçükten büyüğe tüm insanlarımız değerlendirirler. Sonra adayların misyonuna, ehliyetine, dirayetine, vizyonuna, basiretine bakarlar. Neler yaptıklarını ve neler yapacaklarını anlarlar, dinlerler, oylarını verirler. Ben şunu söylüyorum. Hazırız diyorum. Güçlüyoruz diyorum. Ve mümkün bekliyoruz diyorum. İnşallah bu adaylığımızda hayırlı sonuçlar alırız diyorum. Nilüfer için, Nilüfer'de yaşayan biri olarak aynı zamanda, Nilüfer'in sorunlarını da bilen, Nilüfer'in geçmişten bugüne sürecini bilen biri olarak, kendi yönetimimizde, yani MHP'nin yönetimindeki bir neler hayal ediyorsunuz? Tabii ki şimdi çok basit bir şeyler söylemek istiyorum. Hemen böyle hepinizin anlayabileceği bir şeyler söylemek istiyorum. Biz 2023 isimli bir yeşil metropol Bursa diye Bursa'nın 100 yılını planlayalım diye hazırlığa girmiştik. Aynı zamanda Slow City veya yavaşlatılmış şehir, yavaşlatılmış şehir deyince böyle kaplumbağa hızıyla olan şehirden tabii ki bahsetmiyoruz. Bir projedir bu. Sakin, rahat, huzurlu. Hele hele Nilüfer'in bir öğrenci, 50-60 bin öğrencimiz barınıyor da, öğrenci evi, evleri, evi, mekanı üniversitemiz oldu diye düşünülürse, Nilüfer'in konseptine, sosyal yaşantısına, hürriyetine, özgür düşüncesine, o her tarafında böyle gördüğümüz iradenin kendisine olduğu hakimiyetine saygılı bir yönetim anlayışıyla projelerimizi tabii ki tatbik edeceğiz ve en kısa zamanda da bir basın toplantısıyla beraber projelerimizi tabii ki paylaşacağız. Ama ben şunu söylüyorum. Projeler ne kadar çok olursa olsun, bugün TÜBİTAK'a da gitseniz size binlerce proje verirler. Her bir adayımıza baksanız onlarca, yüzlerce proje verirler. Önemli olan projenin aslı muhakkak çok önemli. Ama nasıl yapılacağı çok daha önemli. Bunları daha zaman içinde, şu 45 günlük, 46 günlük zaman dilimi içinde insanlarımızı, Nilüferli değerli vatandaşlarımızı, Nilüferleri sıkmadan, üzmeden adım adım yavaş yavaş paylaşarak. Ama unutulması gereken bir şey var ki Nilüfer sosyal bir kentimizdir. Sonradan 25 yıllık genç bir kentimizdir.
genç bir nüfusa sahiptir ve biz de bunun farkında olarak gençlerimize vereceğimiz önemin genç kentimizdeki şimdiye kadar yapılmış olan hizmetleri kimle yaptıysa elinize sağlık diyeceğiz. Ya ben hiçbir zaman işte siyasi taşın yapmadım. Sen bunu yanlış yaptın, sen bunu yanlış yaptın, sen bunu yanlış yaptın da değilim. Kim ne yaptıysa eline sağlık, biliyoruz ve inanıyoruz ki herkes gayretini doğruyu yapmak namına kullanmıştır. Ancak her şeyin de bir ekonomik ve sosyal yönü ve değeri vardır. Buna değerlendiririz. Ekonomik ve sosyal yönündeki değerlerle beraber bakarız. Gereken sosyal müdahalelerimizde, projelerimizde beraber yaparız. Teşekkür ediyorum.